Ballar, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda makyaj yapacağım ve sohbet edeceğiz. Böyle biraz kısık sesle konuşmaya çalışıyorum çünkü Anatolia uyuyor. Hazır o uyuyorken ve ev sessiz, sakinken bu fırsatı değerlendirmek ve makyaj yapmak, sohbet etmek istedim. Gözümde lens var, eğer bir farklılık olduğunu fark ettiyseniz. Gözümde lens var. Bugün böyle son zamanlarda ne yapıyorum? Dünya nereye gidiyor? Koronayla nasıl baş ediyorum? Baş etmek denirse bu yaptığımı bilmiyorum. Onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle bir önceki videomun altında bana Curly Girl Method denen şu saç saçınızı kıvırcık yapma ya da dalgalı saçların dalgalarını belirginleştirme metodundan bahseden arkadaşa binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Nikini unuttum ama buradan o biliyor, kendisi konuşmuştuk. Buradan kendisine çok öpücük gönderiyorum. Bugün Curly Girl Method denilen metodu uygulamaya başlamamın ilk günü ve bence henüz saçlarım tam kuru değil ve bence sonuç çok çok başarılı. Biraz daha böyle metodu iyice uyguladıktan sonra, anlamaya başladıktan sonra ya da kendimce size oturup tavsiye verebilecek hale geldikten sonra nasıl, eğer ve tabii ki isterseniz, bu saçlarımı nasıl bu hale getireyim hakkında konuşacağız. Gerçekten çok fazla bir şey yapmadım. Metot bayağı dallı budaklı gibi aslında ama ben kendimce çok basit bir versiyonunu uyguladım ve çok memnun kaldım. Eğer hoşunuza giderse lütfen videonun altına yazın. Belki bir sonraki videolardan bir tanesinde bahsederim. Hem o zamana kadar daha da çok öğrenmiş olurum. Makyajıma Yves Saint Laurent'in bu adını unuttum. Touche Eclat şey Blur Primer'dı galiba. Bu bazıyla başlayacağım. Fırçayla sürüyorum arkadaşlar. Çünkü silikon bazlı. Silikon hisli bir baz ve o his beni çıldırtıyor. Fırçanın üzerine azıcık sıkıyorum ve sürüyorum. Nasılsınız? Yani şu durumda ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Ama ben iyiceyim. Tabii ki çok aşırı sıkıldım. Tabii ki çok psikolojik olarak hepiniz gibi ben de etkilendim bu süreçten ve bitmesi için sabırsızlanıyorum. Ama en azından hala sağlıklı ve hayatta olduğum için şükrediyorum. En son baktığımda 2 gün kadar önce Amerika'daki toplam ölü sayısı 55 bin civarıydı. Herhalde şu an 60 bine yaklaşmışızdır maalesef. O 60 bin kişiden birisi olmadığım için ya da yakınlarımdan birini kaybetmediğim için kendimi şanslı hissediyorum ve mutlu hissediyorum. Ama bunun dışında korona tabii ki hepiniz gibi beni de çok etkiledi ve psikolojimi bozdu. Hem Charlie hem ben hala çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu beni ilk zamanlar korkutuyor ve biraz üzüyordu. Çünkü bulaşır falan diye düşünüyordum ama şu an iyi ki diyorum. Çünkü insanlar ciddi anlamda maddi olarak çok çok etkilendiler bundan. Biz de etkilendik tabii ki. Ama çalışmamasaydım daha çok etkilenecektik. Hem bu yönden hem de bu kadar tüm bu süreçte her gün evde olsaydım herhalde kafayı yerdim. Gerçekten bu anlamda çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Charlie de çalışıyor. Benim işim etkilendi. Onunki hiç etkilenmedi. Benimki etkilendi. Yani restoranda çalışıyorum biliyorsunuz ve insanlar Amerika'da şu an restoranda gidip yemek yemiyorlar. Türkiye ile bu anlamda uygulama aynı. Fakat evinize siparişi yaptırabiliyorsunuz. Biz de aşırı yoğunuz bu arada. Yani iş bahanesiyle bile olsa evden çıkıyorum. O yüzden aşırısı bunalmış değilim. Yani daha doğrusu şöyle, tabii ki bunaldım. Tabii ki gezmeye gitmek istiyorum vesaire ama hiç çıkmasaydım evden daha da çok bunalırdım maalesef. Bu süreçte haline en üzüldüğüm kişiler tabii ki yakınlarını vesaire kaybedenler ya da kendileri hastalanlar dışında evde kaldığına en üzüldüğüm kişiler çocuklar. Yani biz bir şekilde bunun geçici bir süreç olduğunu biliyoruz. Her ne kadar süreci tam öngöremesek de ya da tahmin edemesek de, yani ömrümüzün sonuna kadar bu şekilde olmayacağını biliyoruz en azından ama çocuklar için farklı. Yani Anatolia anlayamıyor niye dışarı çıkamadığını, niye bir parka gidemediğimizi, niye bir alışveriş merkezine gidemediğimizi şu an anlayamıyor. O yüzden yani çok üzülüyorum çocuklar için. Ama dediğim gibi geçecek ve hep beraber normale döneceğiz tekrar inşallah. Yeni normalimiz nasıl olur bilmiyorum ama bu sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorum. Dediğim gibi çalışıyorum. Bu sürecin en şanslıları bence çocuksuz olanlar. Çünkü yani sıkılıyorsunuz evet evde
Ama en azından işte istediğiniz gibi film izleyebiliyorsunuz, dizi izleyebiliyorsunuz. İstediğiniz saatte uyuyup uyanabiliyorsunuz. Sadece kendinizden sorumlusunuz. Sürekli evlendirmek zorunda olduğunuz birisi yok. Ama çocuklu olanlar yani ben artık kafayı yemek üzereyim. Puzzle yapmaktan, bebeklerle oynamaktan, sürekli çocuk kitapları okumaktan. Hani şikayet etmiyorum ama sanırım oturup bitirebildiğim tek dizi neydi o? Kısa bir tane dizi vardı. Ne? Hasidik Yahudilerle ilgili bir dizi vardı. Onu bitirebildim. Onun dışında dizi vesaire film izleme lüksüm yok Anatolia uyanık olduğu sürece. Sürekli oyun oynamak istiyor. Çocuk da sıkılıyor haklı. Hani ona da ben seninle oynamak istemiyorum. Oturup bir film izlemek istiyorum diyemiyorum. Uyku saatlerim şaştı. O uyuduktan sonra böyle biraz hani 1-2 saat bir şeylere bakayım dediğimde saat oluyor. Gecenin belli bir yani bayağı gece geç saatlerde uyur oldum. Ama yine de yatıp kalkıp şükrediyorum. Hala sağlıklı olduğumuz için, hala gidebilecek işimiz olduğu için, hiçbirimiz evden hiç kimse hastalanmadığı için şükrediyorum. İş yerinde ben de çevrede çok dikkatliyiz. Hatta bu arada San Diego'da 1 Mayıs itibariyle sokağa maskesiz çıkmak tamamen yasaklandı. Bu arada burada sokağa çıkma yasağı yok ama hiçbir yer açık değil. Yani restoranlar açık, içeride gidip yemek yemiyorsunuz. Alışveriş merkezleri, herhangi dükkanlar falan her yer kapalı olduğu için sokağa çıksanız da gidebileceğiniz bir yer yok. Şöyle bir kol gibi, saç gibi bir şey var, pardon. Rahatsız etti. Doğal olarak hani insan, polis sokağa çıkamazsın demiyor ama zaten çıktığında gidecek bir yer yok. Parkları kapatmışlar. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladılar onları. Çocukların oyun alanları falan hepsi kapalı. Bizim apartman kompleksinin altında bilirsiniz bir havuz ve küçük oyun alanı var. Onlar kapalı. Girmek, kullanmak yasak. Nereye gideceğim ki? Sokakta boş boş dolaşacak mıyım yani? Öyle. Kullandığım fondötenden bahsetmedim. Aslında bugüne kadar bu fondötenden size çok bahsettim ama şimdi bahsetmedim. Olur da duruşun falan beğeniniz olursa söyleyeyim. Revlon Colorstay'in 295 numaralı Dune rengini kullandım. Benimki normalden kuruya dönük ciltler için olanı ve bu fondötene aşığım, hastasıyım. Bu arada şayet gözündeki lensleri merak ediyorsanız Solotica'nın Hydro Color serisinden Graphite isimli rengi. Bronzer olarak Chanel'in Soleil Tende Chanel'ini kullanacağım. Bu Real Techniques geçerli. Bazen böyle makyaj üstlerinde makyaj yaparken kullandığım ürünleri söylemiyorsun diye istemeden arkadaşlar oluyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ürünleri. Önümde şurada ama ayna var. Ona bakarak yapmaya çalışıyorum. Böyle. Bu yasaklar normalde 1 Mayıs'a kadardı. Şimdi 15 Mayıs'a kadar daha uzatılacağı söyleniyor ama bence bu olay en az Haziran'a kadar uzatılacak gibi geliyor bana. Amerika için konuşuyorum. Bu arada Amerika bu olaydan dünyada en çok etkilenen ülke ve bunda tabii ki sebep olarak Trump'ın biz süper gücüz, biz süper gücüz vesaire diyerek şişinmesi ve gerekli önlemleri gerekli zamanlarda almaması bence. Birçok insan gibi ben de onun yanlış tutumunu suçluyorum. Tabii ki tek suçlu o diyemem ama yani Amerika erken davranabilirdi. Çin'de olay bu kadar büyümüşken ve bir şehir karantina altına alınmışken biz çok geç davrandık gibi geliyor. Hani Çin'e yayıldıktan sonra biliyorsunuz ilk etkilenen ülkeler İtalya ve İran'dı. Yani olay yavaş yavaş Avrupa'ya da yayılmaya başladıktan sonra aslında sınırlar daha erken kapatılabilirdi, işletmeler daha erken kapatılabilirdi ama işte bu da bir yandan da ekonomiyi etkileyen bir şey ve yani maalesef birçok insan şu an maddi olarak çok çok zorlanıyor. Her ne kadar Amerikan hükümeti stimulus check adı altında yasal, yani vatandaş olmak zorunda değilsiniz, green card sahiplerine de veriyorlar. Kişi başı 1200 dolar ve çocuk başına da 500 dolar gibi bir yardım parası veriyorsa da ve bu hiç yoktan iyiyse de maalesef insanların aylarca işsiz kalması için ya da mekanların iş kapatıp ne derler mekanların kapanıp insanları çalışanları işlerinden çıkartmaları durumunda insanların kiralarını, mutfak masraflarını, işte faturalarını ödeyebilmeleri için yeterli bir rakam değil. O yüzden ekonomi ciddi anlamda etkilenecek. Şu an Trump açmak istiyor ülkeyi erkenden ama işte bunun riskli yanları var. Yani tekrar hastalığın zaten şu an kontrol altına alınmış değil. Daha da kötü rakamlara ulaşılmasından korkuluyor. Amerika durumu iyi değil yani. Olayın ağırlığı Doğu yakasında, New York taraflarında. Ben Batı yakasında yaşıyorum. Merak edenleriniz varsa Güneybatı'dayım.
Burası çok fena değil ama Los Angeles'a 2 saat uzaklıkta yaşıyorum. Ben Meksika sınırındayım, San Diego şehrinde. Ve geçen okuduğum bir habere göre Los Angeles'ta şu an bir numaralı ölüm sebebi koronavirüs. Doğal olarak bu çok korkutucu bir düşünce. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Tek istediğim hastalanmadan ya da hastalanırsak bir hafif atlatarak çok böyle hastanelik vesaire olmadan o korkulara, o ızdıraplı sürece girmeden bu süreci atlatabilmek hep beraber tüm dünyaca. Aranızda hastalanan varsa şifa diliyorum. Kayıplarınız varsa size sabır diliyorum. Onlara da rahmet diliyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Yani hep söylüyorum, tarihe tanıklık ediyoruz. Çok olumsuz bir şekilde olsa da, korkutucu ve can sıkıcı bir süreç olsa da daha önce hiçbirimizin yaşamadığı bir şeyi tanıklık ediyoruz hep beraber ve bence hep beraber bunun altından kalkacağız ve inşallah dersler alarak kalkmış olacağız deyip fazla uzatmadan başka konulara geçmek istiyorum. Ama bu korona konusunda beni çok merak edenleriniz vardı. Amerika çok kötü durumda, sen nasılsın, iyi misin vesaire diye bu video çekmediğim süreçte. Ben de olaya direkt böyle bir bitenler video üstüne gelip sizlerle sohbet etmeyince biraz açıklamak istedim. Aslında bu konuşmaların hepsini ben daha önce Instagram'da canlı yayınlarda çok yaptım ama içinizden beni Instagram'dan takip etmeyen bir kitle var. Beni merak ediyorsanız iyi miyim, kötü müyüm, sağlıklı mıyım, yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum, YouTube'a uzun bir süre ara verdiğimi düşünüyorsanız bir Instagram'dan gelin bakın. Orada da hiçbir şekilde aktif değilsem ya yaşamıyorumdur ya da sosyal medyadan elime etiğimi çıkmış, çekmişimdir. Onun dışında YouTube'daki sessizliğimi her zaman başına bir şey geldi olarak algılamayın. Çoğu zaman Instagram'da hala aktif oluyorum çünkü. Bana yakışmıyor ama ya. Şu tarz renkler. Gösterir, dur gösteremedim. Paslanmışsın yani. Şu tarz renkler. Bence mavi gözlere çok yakışıyor. Benim de şu an gözümde mavi, gri bir lens var. Ama bana yakışmıyor. O yüzden normal far süreceğim sanırım. Onun dışında ne yapıyorum? Öyle ekmek, mekmek. Bu tarz aktivitelere girmedim. Gayet normal. İşime gidiyorum, geliyorum. Kilo aldım. Zaten karantinada kilo almayan var mı bilmiyorum ama ben maalesef kilo aldım. Onun dışında dediğim gibi ev, iş yeri ve sadece gidebildiğimiz yer alışveriş olunca alışveriş yaptığımız yerler, yani mutfak alışverişi, market diyeyim artık. Ev, iş yeri ve market arasında bir hayat geçiyoruz. Geçen hafta 2 kere parka gittik, akşam 7 civarı. Birçok insan arttı çünkü parklar açıldı. Park dediğim de yürüyüş için sadece, yani çocuğu oynatmak için gidemiyorsunuz, oturamıyorsunuz da sadece yürüyüş. Şöyle ufak bir yürüyüş yaptık ben Charlie Anatolia. O bile iyi geldi, yani özlemişim gerçekten. Biraz oksijen, biraz ağaç görmek, biraz böyle gün batımına falan denk gelmek bile iyi geldi. Bu arada ne yaptığımı bilmeden lap diye sürdüm ama şu an bu yaptığım şey bana haz vermedi. Hazır Anatolia'da uyumuşken süreci değerlendirmek çok istemiştim. Bu arada çarşamba günü astroloji derslerine başlıyorum ve çok heyecanlıyım. Bir süre biliyorsunuz kendi kendime astroloji öğrenmeye çalışıyordum. Sonra korkup, çünkü gördüğüm en ufacık bir bilgiyi daha tam olarak bir harita okumayı tabii ki bilmeden, ama işte örnek veriyorum. X yıldızıyla şu gezegen birleşirse şu yönde kayık verilmiş gibi örnek. Oradan buradan duyduğum bilgileri hemen gidip kendi haritama, Anatolia'nın haritasına, Charlie'nin haritasına bakıyordum başka hiçbir detay bilmeden. Ve kendimi çok korkutmaya başlamıştım. O yüzden böyle aylarca elimi eteğimi çektim. Fakat şimdi tekrar ilgilenmeye başladım. Ve bu sefer bir bilenden, Nilay'cığımdan, astrolog Nilay Dinç'ten ders alacağım. Çarşamba günü kendisinin dersi başlıyor. Ve ben de onun öğrencilerinden birisi olacağım. Ve ona söz verdim. Kendime de söz verdim. Charlie'ye de söz verdim. Charlie zaten hiç istemiyor bizim haritalarımıza bakmamızı. Yani astrolojiyle ilgilenmemle ilgili bir sıkıntısı yok. Ama ikide bir bizim haritalarımıza bakıp kendini korkutmayacaksın diyor. Söz verdim. Gerçekten tam anlamıyla oturup harita okumayı öğrenmeden ne kendiminkine, ne Anatolia'nınkine, ne Charlie'ninkine bakmayacağım ama haritaları okumayı öğrendiğimde isterseniz sizlerinkine bakabilirim. Tabii ki oturup bir harita yorumlamayı öğrenebilecek kadar kendime güvenim olursa, gerçekten bildiğimi düşünürsem, zaten beni az çok tanıyorsunuz. Bilmediğim konuları ahkam kesmeyi hiç sevmediğimi biliyorsunuz. O yüzden bilmediğim konularda oturup size bilgi vermem de söz konusu olamaz. Ama olur da bir gün
o böyle yavaş yavaş pişmeye başladığımı, öğrenmeye başladığımı hissedersem elimden geldiğince, dilim döndüğünce buradan da isterseniz ilginiz çekiyorsa konuşabiliriz astroloji hakkında diye düşünüyorum ama daha o günlere çok var. Ama heyecanlıyım. Çarşamba günü başlayacak dersim. Bakalım nasıl olacak. Astrolojiye ya da bu tarz şeylerin araştırılmasına, öğrenilmesine karşı olan bir kitle var. Saygı duyuyorum. Herkesin kendi fikri. Yani eskiden ben de hiç bu tarz, daha doğrusu astrolojiye fal gibi bakan birisiyken şu an bakışım çok çok daha farklı ve en azından bunun hisle ya da işte ben öyle hissettim, içime doğdu falan tarzı bir şey olmadığını bildiğimden artık daha farklı bakıyorum. Bakalım içine girince de düşüncelerim daha da değişecek mi? Bu süreçte dediğim gibi bir yenilik olursa sizlerle elbette paylaşacağım. Onun dışında anlatmaya çok değer bu canlı yayında, canlı yayın değil tabi bu, alıştım canlı yayın yapmalara, kafa oraya gitti. Bu videoda çok anlatacak bir şey, annemi soranlarınız oluyor. Annem iyi, o da evden çıkmıyor tabii ki bu korona sürecinde. Herkes gibi o da çok dikkat etmeye çalışıyor. Bu arada ben o eve market alışverişi yapar yapmaz şu bizim ne derler, bulaşıkları yıkadınız, meyveleriniz, sebzeleriniz yıkadınız, elinizi yıkadınız, lavabo. Mutfak lavabosunun içine hemen bütün her şeyi, marketten aldığım her şeyi koyuyorum. Sabunlu sularla onları bir güzel yıkıyorum. Kurulayıp öyle koyuyorum. Ya da böyle iki tane ambalajı olan şeyler mesela. Burada mısır gevreklerinin dış karton ambalajı var. İçinde de bir tane plastik ambalajın içinde dış ambalajını atıyorum. İki ambalajlı olan şeylerin dışını atıyorum. Sadece içini saklıyorum falan filan. Dışarıdan kargo geldiğinde kargoyu dışarıda açıp sadece içini ev alıyorum falan. Bu tarz konularda dikkatli olmaya çalışıyorum. Herkesin uygulaması farklı bu arada bu konularda. Mesela Almanya'dan arkadaşım var. Almanya'da hiç paketlerinizi falan yıkamanıza gerek yok diyorlar. Hani biz yıkamıyoruz demişti. O yüzden dileyen yıkar, dilemeyen yıkamaz. Ama burada dikkatli olun, yıkayın dedikleri için ben yıkıyorum açıkçası. Başka türlü içim rahat etmiyor. Bu arada bir kaşlarımı doldurayım, dur. Çünkü kaşları doldurmadan benim göz makyajım hiç normal görünmüyor. O yüzden bir kaşlarımı doldurayım, sonra eyeliner sürüp sürmek istemediğime karar vereceğim. Bu arada böyle uydurmasyonu tamamen kahvelerle falan şu paletin içinde gördünüz. Paletimi de söyleyeyim. Morphe'nin Eyeshadow Palette diyor. Sadece normal bir palet, özel bir adı yok sanırım. Bu paletini kullanıyorum. Charlie bana yılbaşında hediye etmişti. Sağ olsun. İşe giderken normalde hiç makyaj falan yapmıyorum. Maske taktığım için sürekli. Böyle söyledim bilmiyorum. İş yerinde tabii ki sürekli eldiven ve maske takıyorum. Her yerde eldiven ve maske takıyorum. Dışarıda olduğumuz zaman. Eldiven bile bir yere kadar. Ama maske şart. Eldiveni de takıyorum. Bazen takmadığım da oluyor işte. Walmart'a falan gidersem muhakkak eldiven, maske ikisini takıyorum. İş yerinde bazen eldiven takmayabiliyorum ama sürekli ellerimi yıkıyorum. Hepiniz gibi benim de artık el yıkamaktan iflahım kesildi. İşte eve gelir gelmez yaptığım ilk şey kapıdan girer girmez hemen banyoya gidiyorum. Üstüm başımı çıkarıyorum. Elimi, kolumu, yüzümü yıkıyorum. Eğer ya da bazen direkt duşa gidiyorum. Duşa girmiyorsam elimi, kollarımı buralara kadar ve yüzümü muhakkak yıkıyorum. Anatolia'ya elimi, kolumu ve yüzümü yıkamadan asla dokunmuyorum. Çünkü sadece elle olmuyor. Cildinize de yapışabilir vesaire diye. Yüzünüze, yüzümüz yağlı oluyor ya genelde. Yüzümüze de yapışabilir diye onu öyle sarılıp öpmek istemiyorum. Kendimce bir temizleyip öyle dokunuyorum çocuğuma. Anatolia bu karantina olayını çok algılamıyor ama evde oturmaktan sıkılmış durumda. Ama onun dışında gerçekten benim düşündüğümden daha iyi karşıladı bu süreci. Yani çok sıkılıyor, ediyor vesaire ama hani sürekli böyle evde huysuz falan bir modda değil. Minik bir melek kendisi. Gerçekten çok şanslıyım. Onun gibi bir çocuğum olduğu için. Çünkü bana hiç zorluk çıkarmıyor bu anlamda.
Ama ben her alışverişe gittiğimde vesaire ya da sürekli sık sık online ona oyuncakla "Oh no, I was just talking about you. Seni seviyorum, gel. Gel, I was just telling my friends how perfect you are on your gym. No, thank you. Mahmur Anatoly'yi görmek ister misiniz? Uykudan kalkmış. I love you. Hoş, why did you not sleep, Angel? Hmm? Is it because mommy was talking too much? Did I talk too much? Gel, kiss me. Seni seviyorum, aşkım. Ciğerim. Do you want to see mommy doing makeup? Do makeup on? I'm still hungry. I'm still hungry. Can I have some cereal? You want some cereal? Uşkumsun sen benim tabii ki. Okay, I'm going to put you on your chair then, okay? Derbi durur musun sen benim? Antalya'yı görmek isteyenler de görmüş oldu. İki dakika. Seni seviyorum. Okay, let's put you. Geliyorum arkadaşlar. Ne diyorduk? Anatolia geldi. Şu an mama sandalyesine koydum, televizyonu izliyor. Ben videomu bitirmek istiyorum. Ne yapıyordum? En son kaşlarımı doldurdum da bitmiş miydi kaş doldurma? Oh no, bulaştırmışım, hiç söylemiyorsunuz. Göz altlarım. Oh yeah. Adeta bulaştırdığım yetmezmiş gibi İyice batırdım. O yüzden şöyle panik yapmıyoruz. Dert değil. Azıcık daha kapatıcı sürülebilir ya da fırçanıza ne kalmışsa onu da şöyle bir geçirebilir. En büyük derdimiz bu olsun. Değil mi gençler? Ne söylüyordum? Tamamen unuttum. He, Anatolia. Ona işte son zamanlarda böyle daha çok oyuncaklar falan alıyorum. Yani dışarı çıkıp oynama şansımız olmadığı için evde onu şımartmak demeyeyim ama mutlu etmeye çalışıyorum. Sevdiği şeyleri almaya çalışıyorum eve daha ziyade. Şu an büyük bir kararsızlık yaşıyorum. Acaba eyeliner sürsem mi? Yok, eyeliner sürmesen de böyle hafif koyu farla buğulu şey mi yapsam? Hiç kıllatmasam da rimel mi sürsem bilemiyorum. Ama böyle bir sanki o şurada bir koyuluk istiyorum. Acaba eyeliner değil de kalem fırçayla azıcık far mı sürsem oraya? Bakalım hayat bizi hangi yöne sürükleyecek deyip kalem fırçayla azıcık şöyle hem şu iki renkten iki rengi de dokundurup azıcık incecik sürmeye çalışacağım ama bu kalem fırçayla ne kadar ince sürülür bilmiyorum. O kedi gözü olayının hastasıyım zira biliyorsunuz. Şöyle birazcık. Benim gözlerim böyle düşük gibi sanki. Şuraya azıcık bir şey. Bak hemen görüyor musunuz? O hoş bir görüntü bence. Ha, ne diyordum? İşe normalde makyaj yapmıyorum. Makyaj yaptığım yer geldiği zamanlar sizlerle böyle size video falan çekiyorsam ya da canlı yayın falan yapacaksam onun için zaten maske takıyorum. Gözler dışında bir şey görünmüyor. O yüzden doğru düzgün ruj makyajı falan neredeyse hiç yapmıyorum. Hiçbir makyaj hiç yapmıyorum. Lens aldım. Çok süper zeki aldığım için şey zamanı, karantina zamanı dışarı çıkarken takmıyorum lenslerimi. Evde takıyorum falan filan ama bunların hepsi geçecek arkadaşlar. Geçtiğinde dışarıda lensimizi de takarız. Rujumuzu da süreriz. Bence iyi oldu. Hafifçe şöyle sürmek ama bu sefer de sanki gözlerimin düşüklüğünü iyice meydana çıkardı. Of! Balma bilgen. Kendi kendimi sıktım şu an. Hani böyle bir şeyi beğenmezsiniz de sürüçe sürersiniz ve ne kadar çok sürerseniz o kadar kötü olur ya. O yüzden abartmayacağım. Hemen sürüp olayı bitireceğim. Zaten yeterince koyu oldu gözlerim. Ben bu arada saçlarımın bu haline aşık oldum arkadaşlar. Ben kolay kolay kendimi övmem biliyorsunuz. Bir şeyi övmüşsen bence vardır bir sebebi. Kendime değer övdüğüm iki şey var herhalde bugüne kadar. Bir kırmızı rujun yakışması, bir de şu saçlarımın buklelerinin canlı görünüyor oluşu. İyice bu konuda uzmanlaşıp yani bana bir iki gün daha verin. Şu olayı iyice kavrayayım. Tabii ki istiyorsanız hoşunuza gittiyse gitmediyse illa bu videosunu yapmak zorunda değil ama hoşunuza gittiyse bu konudan bahsedeceğim size. Ve tekrar ediyorum, bana Curly Girl Method olayını söyleyen takipçimi çok öpüyorum ve kendisine çok teşekkür ederim. Ve ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Hoşuna gitti mi? Bir fark görüyor musun? Tatlım.
Çünkü normalde ben geçen sene bu zamanları böyle Haziran'a kadar falan ki olan süreci deliler gibi haftanın 2-3 günü fön çekerek, fön değil, fön çekebilecek beceriye sahip değilim. Ne derler, saçımı düzleştirerek geçiriyordum ve ben kendime düz saçı yakıştırıyorum açıkçası. Daha doğrusu derli toplu durduğunu düşünüyorum. Kıvırcık saçın havası çok daha ayrı, daha havalı, daha böyle wild, vahşi bir hava veriyor insana. Ama düz saçta böyle daha derli toplu, daha böyle put together, hani böyle bakımlı bir hava veriyor. Benim kendi saçlarım ince telli ve dipli şuralarım ve arka tarafların bazı yerleri kıvırcık. Önlerim genelde dalgalı. Yani şöyle çok kıvırcık olmayan yerlerim de var. Alt taraflarda şimdi limelden ötürü dokunamayacağım. Kıvır kıvır olan yerleri de var ama genel anlamda saçlarım dalgalı. Fakat ince telli olduğu için çok elektrikli. Hatta şu anda biraz elektriğim var ama normalde olabileceğin yani %20'si falan elektrikliyim şu an. Doğal olarak hani bazı günler saçlarım iyi görünse de bazen genelde böyle çok bakımsız bir hava veriyordu bence bir şey yapmadığım sürece. O yüzden sürekli fön çekiyordum. O görüntüyü sevsem de birincisi havalar sıcakken fön çekmek kabus. İkincisi sürekli onunla uğraşmak kabus. Üçüncüsü saçınıza zarar veriyor. Doğal olarak kendi kendime dedim ki eğer bu curly girl metodu hoşuma giderse duruşu bundan sonra hiç uğraşmam saçlarımı. Zaten saçımın doğal hali bu yani. Hani ısı kullanmadım, hiçbir şey yapmadım. Tamamen saçımın kendi doğal bukleleri bunlar. Neden saçımı olmayan şekline, yani düz sonuçta saçım düz değil. Isı kullanarak, bir şeyler kullanarak düzleştiriyordum. Neden kendi haline bırakmayayım, doğal haline bırakmayayım diye düşündüm. Hoşuma gidip gitmeyeceğini bilmiyordum ama ilk gün itibariyle görüntüden memnunum. Ay ne uzattım. Anladığınız demek istedim. Hoşunuza giderse sizlerle de paylaşabilirim. Şimdi bolca rümen süreceğim ve rüj sürüp bu videoyu bitireceğim. Sonra oturacağım size. Sephora paketimi çekeceğim. Sephora iptal arkadaşlar bu arada. Nisan ayı Sephora Play'in son paketi. Kendileri iptal ettiler yani. Kendileri durdurdular. Sanırım başka bir şey yapacaklar onun yerine. Bilmiyorum ona üyelik alır mıyım, almaz mıyım. Ama yani Sephora'dan memnundum. Eğer onlar bitirmeseydi Sephora olayını ben devam edecektim. Ama her güzel şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu varmış. Aparım biri geldi sandım. Benim perdelerimin sesiymiş. Kapı açılma sesi sandım. Böyle onu göstereceğim size. Bir de son zamanlarda aslında beklediğim bir ürün daha var. Gelemedi. Bahsederim ondan da. Son zamanlarda aldım. Kozmetikleri göstereceğim. Bir arada size en çok parfüm, en çok iltifat alan, hiç iltifat almayan parfümlerimle ilgili video çekeceğim. Bir arada size yazlık ve baharlık parfümlerini çekeceğim. Bunların hepsi fırsat bulmakla alakalı. Acaba dudaklarımı böyle kahve gibi mi yapsam? Yoksa dudaklarımı daha hafif mi yapsam? Şu an keşke bana ses verebilseydiniz. Her neyse biraz daha hafif yapacağım sana. Yoksa kahve gibi mi yapsam? Gözlerimi yeterince koyu. Hafif yapayım. Milani'nin Nude isimli 3 numaralı şu kalemini kullanacağım. Tarafın yukarı, bir tarafın aşağıda oluşuyor. Ve kalem demişim. Ruj olarak sanırım ben yine Milani'nin şu 26 numaralı Nude Krem isimli rujumu süreceğim. Biraz daha nude normalde kullandığım Wet n Wild'a göre. O yüzden bunu tercih edeceğim. Evet arkadaşlar böyle ay biraz da aldık sürebilirmişim aslında. Sanki bir suratım çok böyle beyaz kaldı gibi geliyor. Daha çok bronzer, daha çok... You want what? A towel? Why? Okay, mommy is talking with her friends, okay? Give me a minute. Ve bu arada yine soracaksınız muhtemelen. Hayır, Anatolia Türkçe bilmiyor. Acaba biraz daha bronzer sürsem mi? Sanki azıcık daha böyle bronz yapsam mı yoksa...
göz farında olduğu gibi, göz makyajında olduğu gibi hiç dokunmayıp abartmasam. Sanki bir tık daha bronzer ve allık kaldırır, özellikle bronzer kaldırmışım gibi geldi ama yapmayacağım. Neyse. Böyle arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Makyaj üstü diyordunuz. Alın size makyaj üstü. Tekrar başka konularda makyaj üstüleri de devam edecek diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Elinizi sürekli yıkamayı, en az 20 saniye yıkamayı, dışarı çıkarken maskenizi takmayı, sosyal mesafenizi korumayı ve en önemlisi moralinizi yüksek tutmaya çalışmayı unutmayın. Vitaminlerinizi de alın. Kendinize iyi bakın.